Madami ki halk bilen yaşarırkenimiz türlü hıl hulklarını, ahlaklı ilgi bugün kişilerini kuramız. Her hıl tartışmalarına varamız, münazaralarına varamız. Hayat eken bazen nahaktan kimdendir gap işlemiz, zulüm kuramız. Lekin Müslüman adam azizler, her kanaka halette keçirimli buluşluğu lazım eken. Keçirimlilik bu müminge has narsa. Albatta bunun için cesaret, takva, Allah'tan korkuş gerek. Tabii ki sizge zulüm kılıp durgan adamda, sizge yamanlık kılıp durgan adamda keçirip yubarışlık asan narsa yemez. Sizge Allah imkaniyet verip onge yamanlık kılıçlık ki kadir bola türüp ham keçirip yubarışlık ham asan iş yemez. Lekin bunu hammasi inşallah Allah Azze ve Celle bu keçirimliligimiz üçün bizge cüde ham katta savaplarını vaada kılıyordu. Allah Hak Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp eytedi ki estaizu billah ve in ta'fu ve tesfahu ve teğfiru fe inna Allahu gafurun rahim. Eğer sizler birbirlerinizi af etseleriniz, koymasalarınız, keçirip yubarsalarınız, elbette Allah sizlerge nispeten mağfiretli ve rahimlidir. Biz keçirgenimiz üçün Allah ham bizni keçirerken, biz af kabul kılgenliğimiz kebe Allah bizni afımızı kabul kılarken, eğer biz keçire alsak, bazen adamlarga keçirimliyilik hakkıda gapirsek, af kılış hakkıda gapirsek, aytadılar ki, ey domla, her gün özünü içiden otganını özü biladı. Bilmeyiz de siz umman genimeler kıganını. Kandayı kılıp ben onu keçireyim dedi. Halbuki eri hatın arası da arazlaşıp yürüş. Akı ülke arası da arazlaşıp yürüş. Konu koşunu arası da bir cahide işleyatkenler arası da. Umumen hazır arazlaşıp yürümegen de ozu yok bitti cemaada. Lekin gepirsek bana şu gepti gepiradılar. Ne kılamız? Hayırdan bilasız damla deydi. Cüddeyem kalbimge ağır batadigan işler kılgen. Doğru bendesiz. Hafe buluş ki hakkız var. Lekin keçirimliymen devarışlık gerek emez. Bunun için en asani yolu siz Allah Azze ve Celle'ni aldıdaki bendelik hatalarınızı bir tefekkür kılıp görüşürüz gerek. Kança hatayımız var. Allah'ın hemen etkenliğini kılıyıp mıyız mı? Bilesiniz mi Allah'ın afuh, keçirgücü, rahim, rahman sıfatlarından taşkarı sabır degen isimden var. Sabır kılıcı. Hiç öyle görüyor musunuz? Sabır kılıçlık için adamın musibet yetişkiliği. Allah ki musibet yetmeydi ki sabır kıyken. Kesellik buluş gerek, bir kıyınçilik buluş gerek. Lekin Allah'ın sabır, o da derecede âli sabır kılıcı sabır ismi var. Peygamberimiz aleyhisselam dediler ki, dünyada Allah kabi insanların aziyetine sabır kıladigan birer kişi yok. İtibar verin. Resulümüz aleyhisselam dediler. Dünyada Allah Hakk'a azze ve celle kabi adamlarının aziyetine sabır kıladigan birer kişi yok. Ular Allah Teala'ya şirk getirseler ham, Allah'ın farzanti bor dese ham, Allah ularını keçirip rızk beradi deyip aittiler. Dünyanın kayırıda kurduyuz, kafirler yaşadığı ülkeden kuyaşlı nurunu alıp koyduğunu. Belki bizden yaşlılığa yaşayatkenleri var. Kayırıda kurduk, isyan kılgenlik için, Allah'a günah bugenlik için, Allah onu havasını alıp koydu. Yok azizler, Allah Hakk'a azze ve celle hammaga beraber kılıp rızkımızı verip durdu. Keçirip durdu. Aziyet biri yaptı. Allah Hak Azze ve Celle onu yoldan bar kılıp yaratıp koysa onge şerik gel. Şirk degeni bu onge şerik kılış Allah saklasın. Ya ki olmasa başkalarına okşap Allah'ını, peygamberini Allah'ını oğlu deyip dava kılıçlık. Lekin Allah bana şunge sabır kıl yaptı. Rızk biri yaptı, keçir yaptı. Lekin ne mi üçün biz keçirmezliğimiz gerek? Nege azizler? Eğer ki Allah Azze ve Celle
bizim günahlarımızı keçirmegende nima bo'lardi? Biz o'ylaymiz ki namazımız bilen, ibadetimiz bilen, qilayotgan yaxshi amalimiz bilen cennetke kiremiz. Bu bandaligimiz azizler, Allah'ın rahmeti bilen kiremiz cennetke. Eğer Allah adaletke oladigan bo'lsa bir gine bergen ko'zi uchun biz ming yillar ibadet qilsak onu şu Kur'an'asını ado qila olmaymiz. Lekin Allah'ın rahmetiden umid qilib Allah Hakk'a zavacallegi bendeleğini baca keltirip durup miski cennetiden bir nesil kılmasın dedik. Şimdi iken biz kendi yıkılı birbirimizin keçirmesliğimiz gerek. Halbuki Allah Hakk'a zavacalle Kur'an'da eğitip durgen bolsa. Siz bilen biz Kur'an'da sevadigan, Kur'an'da eşitken de kalbi titreydigan, közüge yaş geledigan mu'min bende bolsaydı. Bu gap Allah'ın gapı bolsaydı. Qandoq qilib buni muhokama qilishimiz mumkin? Bir o'ylanaylik azizlar. O'zingizni farzandingizga bir topshiriq aytsangiz, topshirig'ingizni muhokama qilsa, rahbar bo'lsangiz, qo'l ostidagilarga topshiriq berganingizda muhokama qilsa, qanchalik jahlingiz chiqadi? G'azablanasiz. Men otaman axir deysiz. Nega aytganimni qilmaysan, bolam deysiz u. Lekin o'zingiz Alloh Qur'oni Karimda hey kechir desa kechirmasligingizni tasavvur qiling. Allah Hakk'a azze ve celle keçiriyle birbiriyle dedi. Madami ki cemiyette yaşar ikemiz azizler. Mumun Müslümanlar birbirimizini keçirip yaşasak yine bahtlik saadetlik bulamız. Adam keçirmesi onu kalbi ağırıp yüre verirdi. Burar adamdan yamallik körgen bulsuz onu oylanıp yüre uğrasız. Körgenizde dikkat bulu uğrasız. Lekin o sizge hiç kanık manfaat vermeydi. Eğer keçirip yubarsınız edi. Bu katta sevap bulamaydı. Aleyhisselam da hakları da Anas ibn Malik bir hikaye keltirdiler. Bir gün Resulümüz Aleyhisselam sahabeler bile oturdular. Avvalları cüda mahzun bulup kaldılar. Başıda oturdular da bir az yüzleri de gamgillik korundu. Kegin küldüler. Resulümüz Aleyhisselam tabassum kıldılar, küldüler. Şu halde Hazreti Umar radıyallahu anh'a oturdular. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem nima küldürdüler özlerini? Hazır nege küldüler dedi. Şimdi Resulümüz aleyhisselam kıyamette buladigan bir vakiyene aitip verdiler. Kıyamet kayın bulgende iki kişi durarken biri zalim, ikincisi mazlum. Biz azizler zalim degende küçük bilen ya ki bir narsa bilen zarar keltiriş deb o'ylaymizda. Aslida zulüm degenimizde o nafaqatgina cismani, maddi, manevi zulüm hamas kiradi. G'ibat qilishi kimidir, shaniga tuhmat qilishi, uni moddiyatiga zarar keltirishi, hamma tomondan qilinadigan hamasi zulüm, hamasi zalimlik. Mana shunaqa ikkita odam bir-biri bilan tortishib turibdi. Rasulimiz alayhissalom aytibdilar. Haligi zulüm ko'rgan odam Allohga aytarkan ki, ya Rabbi, mana shu odamdan men ko'p yomonliklar ko'rganman, undan mana haqqimni olib ber. Zolim aytarkan, ya Rabbi, beradigan narsam qolmadi. Yo'q, hech qanday savob. Mazlum aytarkan, unday bo'lsa mana gunohimdan olib bunga bergin. Toki haqqim ado bo'lsin. Shu payt Allah Hakk'a azze ve celle dedi, haliga bandaga qarab erfa arasay, başını bir ko'targin derken, bir başını ko'targin de, mana bu tomonga bir qara deb cennet tomonda ko'rsatarkan. Cennetin darvozalari ochilgandan keyin shunda bir qasrlar, anhorlar, daraxtzorlarni ko'rib lol bo'larkan haliga odam, ya Rabbi, kim uchun bu? Siddiqlar uchun mu, shahidlar uchun mu, nabiylar uchun mu, kim uchun bu binolar, bu qasrlar desa Alloh aytar ekan. Kim pulini to'lasa shuning uchun deydi. Javobni qarang. Pulini to'lagan, haqqini to'lagandiki bu binolar. Hali banda hayron bo'lar ekan, "Yo, bu kayfa, qanday qilib? Qanday qilib bu yerda kim pul to'laydi? Qanaqa qilib to'laydi?" desa, "Anta ya Abdi, sen ey banda, qandoq qilib to'lashim mumkin?" Mana shu birodaringni gunohini kechir. Hali gapni eshitgandan keyin banda to'xtamasdan Alloh kechirdim, Alloh kechirdim, Alloh kechirdim deb yuborar ekan. Alloh Haqqa azza va jalla aytar ekanki, o'sha kechirgan birodaringni qo'lidan ushlab jannatga kirib olmasin.
sanada sahih hadis bilen rivayet kılınken ikenizler. Keçir alışımız bu dünyada olsa, bana şu mükafat rüyada hem var. Nega Resulümüz aleyhisselam avvalida mahzun buldular. Bana şu gapni aytib, mu'min musulman ikinci biraderini dozakka taklif kılıyetkeniden hafı buludular. Ana bundan keyin cennette eşitip kursan buldular. Şunun için ham azizler, bizler birbirimizni keçirişligimiz kerek. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam haklarında ko'p gapirardilar. Aytardilar ki u zot fahş sözlerini aytuvchi ve fahş işlerini kılıvcı ham emas edilar. U zot keremlik, u zot keçirimlik zot edilar. Adamlarını, günahlarını keçirardilar. Yomon söz aytmas edilar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Nihoyatda keçirimlik bo'lganligini aytadilar. Muborak hadisni o'zida İmam-ı Tirmizi'den rivayet kılınadır. Uzları eytettiler. Ayşe anamız Allah'a da takitler. Lem yekun fahişen ve la mutavahişen ve la sahaben fil asvaq ve la yeczi bi seyyi'e seyyi'e ve lakin ya'fu ve yesbah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fahiş işlerini ham kılmasıdılar. Fahiş geplerini ham gepirmasıdılar. Ve köçelerde, bozorlarda, baland ovozda bakır çakır ham kılmasıdılar. Yomonlik ki yomonlik bilen cevap vermesidiler. Lekin af kılardılar ve keçirardılar. Dünyada azizler, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan keçirimli, rak, zat yok biz insanlar arasıdır. Esleyelige, Taif, Resulümüz aleyhissalam, Mekke müşriklerine davet kıldılar. İslam'dan gapirip gördüler, imandan gapirdiler. Kuvvetçiliği kabul kılmayanlardan keyin niyet kıldılar ki bir Taif'e borsam mıkın? Taif'tekilerine bir davet kılsak mıkın dediler. Zeyd'ni aldılar da Taif'e karab gittiler. Ümitleri, arzuları, Taiflikler ham kabul kılar mıkın deyip arzu kıldılar. Lekin onlar ne kılıp kutu aldılar? Yosh bolalar, tentekler qo'llariga tosh berib, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamni tosh bo'ron qilishlikka buyurdilar. Sarvara koinot har tomondan kelayotgan tosh bo'ron ichida qolib ketdilar. Zayd oldilariga tushar, kelayotgan toshni o'zini gavdasi bilan to'sib olishlikka harakat qilar, lekin toshlar kelib muborak jismlariga tegib hatto tanalardan oqqan qonlari kavushlarini to'ldirib qo'ydilar. Yosh bolalar qo'lida, aqlsizlar qo'lida tosh bo'ronga uchragan Rasulimiz alayhi salom shu qadar xafa bo'lib ketdilarki, orqalariga qaytib ketib bir uzumzor oldiga turib, mana shu joyda duo qildilar. Azizlar, Rasulimiz alayhi salom biror marta la'nat duosini qilmaganlar. Biror marta qarg'amaganlar. Lekin mana shu joyda Allohga shikoyat qilib duo qildi. Shikoyat ham ularning zulmidan emas. Bu duo mashhur duo. Toifda qilingan duo deb alohida mashhur duo. Rasulimiz alayhissalom qo'llarini duoga ochib yig'lab turib, "Allohumma ya Rabbi, ey Robbim, men o'zimni zaifligimdan senga shikoyat qilaman. Quvvatimni kamligidan shikoyat qilaman." Odamlarga meni tashlab qo'ydingmi? Shularni qo'liga tashladingmi, Robbim? Agar bu ishlarni seni g'azabing bilan bo'lmayotgan bo'lsa, vala uboli dedi. Meni bunga hech e'tibor qilmayman dedi. G'azabing bilan bo'lmayotgan bo'lsa, meni e'tibor qilmayman. Duo qildilar, seni rahmatingni umid qilaman dedilar. Duoni qilib bo'lishlariga Jabroil amin alayhi salom farishta keldilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Alloh meni sizni oldingizga yubordi. Mana oldimda ikkita farishta bor. Sizga mana shu zulmlarni qilganlarni ustiga tog'ni olib kelib tashlashga ruxsat bering dedi. Toifni ustiga tog' tashlaylik olib kelib. Nima dedilar payg'ambarimiz alayhissalom? Men la'nat qiluvchi, odamlarga balo keltiruvchi emasman. Umid qilaman Allohdanki, u toifliklarning sulblaridan hali Allohga ibodat qiladigan taqvodor insonlarni yetishtirib chiqaradi Alloh deb duo qilaman deb umid qilaman dedilar. Kechirdilar. Biz hozir u voqeani ko'zimiz bilan ko'rmasdan turib, bu voqeani biz eshitib turib
taifililerde hazır bizge koysa tilke para kıvaraman deyip durup biz. Biz onu görmedik. Lekin sarvara kainatı aldılar da şunca iş bulup durup ben keçirdim değişiklikleri biz üçün namuna emas mı? Bir hadis var. Karen ki bu hadis bala terbiyesine ait bulgen bolsa hem takdir babiye koyulgen. Çünkü bana İmam Bukhari Hazretlerine hadis toplamları kitaplarını ve ki Mishkatul Masabih degen kitaplarımızı ve başka kitaplarını kursak bab kılıp koyulgen. Mesela ayıttı ki taharat babı deyse o şey toplamda fakat taharatke taalluklu hadisler koyuladı. Namaz babı deyip koysa namazke taalluklu hadisler koyuladı. Bola terbiyesi deyip koygen bosa bola terbiyesi ya ki bola hakkıge taalluklu bölgen hadisler koyuladı. Lekin hazır ben sizlerge ayıttıp bir mahcup olgen hadis takdir babıge koyulgen. Takdirlerini bildiredigen babke koyulgen bolsa da asli bola terbiyesige taalluklu. Demek için ulamalar bunu bola terbiyesige taalluklu meselelerini takdir babıge koydu deseler bolanın takdirini ata anaga bilgine geldiğinden şundaya kılıptı. Bu hadis şu kuyudaki hadistir. Peygamberimiz aleyhisselam ayetediler ki kullu mevludin yuladu alel fitreti velakin abavahu yuhavidanihi ev yunasiranihi ev yumacisanihi ev kema kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamberimiz aleyhisselam ayetediler. Dünyada tuğuladigen bala var ki fitratta tuğuladı. Fitratta degen ozu İslam'da pakize tuğularken kapırdı bolası kapır bulup tuğulmasayken Yahudini bolası Yahudi bulup tuğulmasayken Nasraniydi bolası Nasrani bulup tuğulmasayken tuğulgen bola fitratta tuğularken pakize tuğularken ama lekin onların ata anası onlarını ya Yahudi kılıp tarbiye kıladı ya Nasrani kılıp tarbiye kıladı ya Macusi kılıp tarbiye kıladı. Demek ki balanın dini kemali ata anaya bağlı oldu. Bu hadisini eşitirken biz şöyle oturduğun hemimiz hazırdık. O da ya kalbimizden bir minnettarlık hissi otup Allah'a şükür kılıp dua kılıçlığımız gereği buladı ki bizim fitratta ata kılıp ata anamızı verip de Allah ata anamız bizim Müslüman kılıp terbiye kılıptılar. Bizni kamil Müslüman buluşumuzda ata anamızın katta hizmetleri varken ki Allah onların ötkenlerine rahmet, kogenlerine selamet kılsın. Bana bu hadis cüda ham muhum hadis bulup bizlerge amanat olarak belirleyatken farzantını pakize fitratta, İslam fitratıda terbiye kılıçlık mesuliyeti türüptü. Hatta Mishkatul Masabih degen kitapta bu hadiske koşumcu ravi bilen kelgen yani bitta koşumcası da Peygamberimiz aleyhisselam koşumcu sözünü hem aytganliklerini keltiradi. O'xshatish qilib Rasulimiz aleyhisselam aytadilar ki biror qo'yni tug'ilganda biror belgisi bilan tug'ilganini ko'rganmisizlar? Keyin unga belgi qo'yiladi dedilar. Yani bilasizki cho'ponlar qo'yni o'ziniki bo'lishligini bildirish uchun quloqlariga bir alomatlar qo'yib qo'yadi, kesib qo'yadi yo bir belgi qo'yadi. Lekin bunaqasi yo'q tug'iladi. Qachon o'sha belgini qo'ysa bu palonchi cho'pondiki bo'ladi. Demek bola ham belgisiz tug'ilarkan, buni belgisini, buna alomatini ota-ona qo'yarkan. Ya'ni siz bilan biz musulmon degan nom ila qo'yamiz ekan. Mana bu narsa eng nozik masala. Mana bu masala bolaning tarbiyasida ota-onaning muhim ahamiyatga kasb qiladigan